Efendim, hoş geldiniz diyoruz. Bir Kırmızı Kalem programı ile daha sizlerleyiz. Biliyorsunuz BBN Türk ekranlarında her pazar saatler 11.30'u gösterdiğinde sizlerle oluyoruz. Ben İsmail Yolcu, Türkiye'nin bonus hocası, eğitimci, araştırmacı, yazar Süleyman Belediyeoğlu hocamla birlikte ülkemizin aydınlık yarınları, evlatlarımız için efendim mücadeleye devam ediyoruz ve yaklaşan sınavlar öncesinde çok önemli konuları konuşacağız bugün. Kimlerle efendim? Yakından tanıdığınız sevgili Ahmet Hançerlioğulları hocamız. Kendisi çok ünlü bir matematik yazarıdır. Türkiye'de milyonlarca öğrenciye ve eve ulaşan bir yazar kendisi ve ünlü de bir eğitimci aynı zamanda. Ahmet hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün yine önemli bir konuyla Evet. birlikteyiz. İnşallah. Sağ olasın. Ve yanınızda da gelirken çok kıymetli bir öğretmen. Aynı zamanda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Yine eğitimci efendim. Melih Okyay hocamız da bizimle birlikte. Aslında şöyle bir ipucu vermiş olalım. Hem matematik hem Türk Dili Edebiyatı deyince hocam aslında sınavların neredeyse %66'sını kapsayan bir zümreyle birlikteyiz. Sevgili Melih hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kırmadınız bizi. Davetiniz için. Ne demek, ne demek? İnşallah keyifli ve verimli bir program olacak sayenizde. Şimdi izninizle ben kısaca hemen Ahmet hocamı şöyle minik bir soruyla, hatta şu minik sorum şu olsun hocam. Sizi zaten izleyicilerimiz çok yakından tanıyor ama hem Melih hocamı hem de sizi bir kısaca yine tanımış olalım. İlk defa ekranlarında görenler de Ahmet Hançerlioğulları kimdir sorusunun cevabını alsın. Buyurun hocam. İşte Karslıyız Ahmet Hançerlioğlu deyince tamam bilenler biliyorlar. Matematik kitaplarının yazarıyım. Geometri ve setlerin yazarıyım. Şu dikkatimi çekti. Yani matematik öğretmeni olmaktan daha önce Karslıyım diyorsunuz. Karslılık önemli bir şey evet. Değil mi? Evet güzel. O da Biz güzel. de bütün Kars'ın özelliklerini taşıyoruz diye düşünüyorum. Evet. Yardımseverlik. Her şeyle. Ne Tamam o güzel. güzel özelliği Evet. var. Hepsine hakim olmaya Hangi çalışıyorum. üniversiteyi bitirdiniz hocam? 1975 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi. Ama siz de o zamanlar doğmamıştınız. 75-79. Maşallah 1975 diyelim. girişliyim. Evet. Sizin şunu biliyorum ama sizin o yıllarda girdiğiniz matematik bölümüne almış olduğunuz o zaman da sınav var değil mi hocam? Tabii o zaman da yine yani ne demek istiyorsun İsmail? Yok şunu diyeceğim. Çok... O yıllarda siz o puanla belki de tıp, diş hekimliği, eczacılık varken gönülden Yani matematikçisiniz, şöyle değil mi? bilmem o zaman da var mıydı sınav deyince Ha. o 1950'lere falan dayanıyor. Yok yok şey anlamında hani aslında altyapı Tabii. yaptım velilere ve sevgili izleyicilere sizin matematiği seçmek, matematik aşkınızı ispatlamak için sordum. Şimdi ben üniversite imtihanına girişte birinci tercihim Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik. İkinci tercih Ankara Tıp. Tercih kelimesini bilmiyorduk o zamanlar. 1975-74. Ondan sonra veterinerlik, hukuk, öyle ziraat öyle gidiyordu. Benim puanım çok güzeldi. 2700'üncüydüm ben. Çok iyi. Birinci tercihe Ankara tıpı yazsaydık o da olurdu. Ama Harikasın. Bu yetti işte hocam. Bu şu anda. matematikle mutluyuz. Evet. Öyle gidiyoruz. Şimdi sizi ilk defa bu yönünüzü bilmeyenler de o yönünüzü de bilmiş Evet. oldu. Güzel oldu. Evet sevgili Melih Okyay hocam. Sizin eğitim durumu hangi üniversite ve devamında neler yaptınız? Ben Ankara Üniversitesi'nde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdim. 2009 yılında girdim bölümüme. Daha sonra ikinci bir lisansım da var aslında benim. 2018 yılında yine aynı fakültenin tiyatro bölümü. Öyle mi? Dramatik yazarlık ana sanat dalından mezun oldum. Birbirini besleyen alanlar Kesinlikle çok güzel. birden üstüne koymak istedim. Valla gönül isterdi ki aslında oranın mezunu olarak sizi ağırlayayım ama şimdi sınavlar var. Bir gün inşallah özellikle hocam tiyatro ve sanatla konuşalım. Tabii teşekkür ederim. Valla ne, hocam ne Bu kadar güzel şekilde bir biz ekipsiniz devam ya. ediyoruz. Biz şanslıyız. Melih Hocam gerçekten öğrencileri çok seviyor hocasını. Her öğrencinin güzelce zevkle dinlediği öğretmendir. İyi öğretmen modelleridir. Bu zor dönemlerde Melih Hocam bütün öğrencileri memnundur ve başarısı fevkalade. Sağ Biz olun. teşekkür ediyoruz Melih Hocam. Evet. Şimdi hocam bizim sizinle buluşma, tabii her zaman hep eğitim konuşuyoruz, hep gençlere ve kıymetli ailelerine hitap ediyoruz ama sizin Ahmet hocam görüşmelerimizde siz öyle bir konu böyle yakaladınız, öyle bir gündem yaptınız ki biz de kayıtsız kalamadık. Şimdi değerli hocamla birlikte ki bu işin aslında geri planda yatan zümredir Türk Dili Edebiyatı işte Türkçe. Şimdi bu TYT sınavı ve AYT sınavı
malum sevgili izleyiciler YKS'nin altında biliyorsunuz. Cumartesi günü TYT sınavı ki bu yıl 3,5 milyon kişi başvurdu. 3.498.000. AYT'ye de pazar günü yapılan sınava da efendim 2.555.000 kişilik devasa bir öğrenci grubu giriyor. Ahmet Hocam siz bana dediniz ki telefonda İsmail Hocam bence TYT sınavı çok daha önemlidir AYT'den dediniz. Sonra sebeplerini konuşmaya başladık. Sizden duysun izleyicilerimiz. Neden böyle bakıyorsunuz TYT sınavına hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Olayın gelişiyle söyleyeyim. Geçenlerde okulumuza 3 veli geldi. Onlarla Mahber Hanım görüşünce tamam mı? Ben de gayri ihtiyarı dışarıya çıktım. Çıkınca baktım 2 veli dışarıda. Onlar da şöyle bir bakıyorlar, etrafı inceliyorlar. Hoş geldiniz dedim. Onlar Hatay'dan geliyorlarmış. Hatay'dan gelmiş. İlk, onların güzel konfeksiyon mağazası varmış. Ayakkabı dükkanları varmış. Ama tabii bu depremden dolayı sıkıntılar yaşamışlar. Sonra Mahber Hanım'ın yanındaki veli de dışarı çıkınca ona da hoş geldin dedi. Demek ki ses tonundan, tamam ses tonundan bir belki mimik hareketlerinden tanıdı. Hocam dedi. Siz Ahmet Hançerlioğulları değil misiniz? Dedim benim dedim. Ben sizi 20 yıl önce televizyonda seyrettim dedi. Tamam mı? O zaman çok etkilendim dedi. O zaten devam etti. Siz o zaman dediniz ki bu ÖSS sınavında da eğer öğrencilerimiz başarılıysa bununla da tercih yapsınlar. Yani Ankara Tıp'a girebilsinler, Orta Doğu İnşaat'a, makineye girebilsinler dedi. Ben şimdi gerçekten böyle mi söyledim? Gerçekten böyle söylediniz. Ama şu anda şunu söyleyeyim. Diyorum ki İsmail Hocam, konuya girmeye başlıyorum. Sevgili anneler babalar, sevgili milli eğitimdeki yetkililerimiz, ÖSYM'nin yetkilileri. Bu TYT sınavı AYT sınavından daha zor bir sınavdır. Bir daha söylüyorum. Lütfen TYT'nin bir kitabı yok. TYT sınavı AYT sınavını 3'e 5'e katlar. Ben yılların öğretmeniyim. Ben limit türev integre anlatınca 30 saat fevkalade tahta ders anlatabilirim. Ama TYT sınavı için öyle değil. TYT sınavında zor bir sınavdır. Belli bir zaman istiyor. Onun için diyorum ki lütfen ve lütfen. Bu yani TYT sınavı derken TYT'deki bütün branşlar evet, için konuşuyoruz evet. Değil mi? Hem matematik hem Türkçe. Zaten orada Türkçe çok önemli bir dersimizdir. Tabii. Matematik, Türkçe, fen ve sosyal. Hepsi birden. Evet hepsi birden. Bütün hocalarla görüştüm ben. Defalarca görüştüm. Şöyle branş branş gidelim şimdi. Siz bir matematikçisiniz. Matematik, TYT'deki matematiğin tanımlayın dersem nasıl tanımlarsınız hocam? Şimdi bir bakın şöyle. Benim bir öğrenciye, temeli iyi olan bir öğrenciye limit, türev, integral anlatmam ve öğretmem kolay oluyor. Ama TYT sınavı öyle değil. Diyorum ki lütfen yapılan TYT sınavı doğru sınavdır. AYT sınavı doğru bir sınavdır. Ama biz buna doğru zamanda doğru yerde çalışalım ve ona hazırlanalım. Doğru zaman ne zaman? TYT doğru zaman için. 10. sınıf en geç. En geç. Yani hadi. 10. sınıfı bitiren bir öğrenci TYT'sine girecek. Sonra 11-12'yi okuduktan sonra da AYT'sine girecek. Ben sınava girsin anlamda söylemiyorum. Bakın şimdi çocuklar LGS sınavı da bu arada doğru bir sınavdır. Sevgili velilerim bu LGS sınavına hazırlanan bir öğrenci bu LGS dersleri, TYT dersleri okulda verilmiyor. Hiçbir okulda verilmiyor. Bunun ancak yani onun öyle bir öğretmenler de yok. Matematiği çok iyi yoğuran bir hocalar bu dersi anlatıyorlar. TYT'yi de. Aynı şey LGS de öyle. LGS sınavından çıkınca çocuklarımız daha 7-8 sınıfta hepsi bir afallıyorlar. Ve LGS'deki matematik ortalamamız çok düşük. Lütfen ve lütfen söylüyorum. Bakın bunu bir yılların hocası söylüyor. Ahmet Hanım diyorum ki bu TYT sınavı kolay bir sınav değil. Bu LGS sınavı kolay bir sınav değil. LGS sınavına hazırlanırken eğer çocuğumuz iyi bir okul kazansın diyorsak lütfen 7. sınıftan başlayın sevgili veliler. Sayın Milli Eğitim Bakanı'na da söylüyorum. LGS sınavı kardeşim öyle bir yılda öğrencilere öğretilecek bir sınav değil. TYT sınavı da zaten hadi 9'da öyle bir gitti. 10, 11, 12 en az 3 yıl bu çocuklar bununla uğraşması lazım diye düşünüyorum. Tamam virgülü koyalım. Evet. Sevgili Melih Hocam siz TYT sınavını kendi branşınız açısından Türk Dili Edebiyatı, Türkçe o bölüm için nasıl yorumlarsınız? Katılıyor musunuz Ahmet Hocam'a? Ahmet Hocam'a katılıyorum şu anlamda. TYT öncelikle şu soruya
Türkçe açısından cevap vermek isterim. TYT sınavı neden AYT'den daha zor? Türkçe açısından bakarsak kendi alanımdan bir kere ilk sebebi buna herkesin giriyor olması. Yani sayısal öğrencisi de olsanız, sözel öğrencisi de olsanız belli konularda iyi olmak zorundasınız TYT'de, Türkçe konusunda. Yani öncelikle sorulara baktığımızda nasıl bir içerik görüyoruz? Sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam sorularının çok yoğunlukta olduğunu, özellikle paragrafta anlamın, anlam derinliğini kavramanın önemli hale geldiğini görüyoruz. Özellikle 2021 ve 2022 sınavlarında bu tarz soru tipi çok fazlaydı. Biliyorsunuz ki dil bilgisi konularından zaten 7 veya 8 soru çıkıyor. Bizim için en önemli şey anlam haline geliyor. Yani bu demektir ki sayısal öğrencisi de olsanız, sözel öğrencisi de olsanız sizin Türkçe ile barışmanız gereken konular var. Ve hayatta da sizi daha başarılı kılacak, bir şeyleri anlamayı sağlayacak belli çalışmaları yapmanız gerekiyor. Bu anlamda TYT Türkçe sınavı AYT'den çok daha önemli ve herkesi kapsayan ve ölçmeyi hedefleyen bir sınav halinde. İkinci olarak zaten hocam bir şeye değindi. Temeli iyi ise ve çok daha önceden almaya başladıysa TYT sınavı için konuşuyorum. AYT'de belli şeyleri daha iyi yapabiliyorsunuz. Zaten hocam kendi burası için söyledi. AYT'de özel olarak tekrar bir Türkçe sınavımız yok. Türk Dil ve Edebiyatı, Edebiyat sınavımız var ama emin olun TYT Türkçe'yi iyi yapan bir öğrenci zaten matematik sorularını da çok daha iyi yapar. Fen sorusunu da çok daha iyi yapar. Zaten edebiyat sorularında da çok daha iyi yapılacaktır. Neden? Çünkü anlam önemli hale geliyor. Çünkü bizden istedikleri TYT sınavında da anlamı iyi kavramamız ve anlam sorularını yapabilmemiz. Bizim için en önemli sebebi bu. Paragraf öncelikle sorularının sadece Türkçeden değil, bütün özellikle matematikteki soruların, o problemlerin uzaması. Şimdi anlamı da konuşuyoruz. İşin bir de paragraf soru kısmı var ya, artık her şey paragraf oldu hocam. Evet. Onunla ilgili çok güzel temas ettiniz aslında. Artık özellikle TYT matematikte de, değil mi hocam? Hani diğer sınavlarda da eskiden örnek veriyorum 14 evet, kelimeyle 18 kelimeyle bir problem soruluyorsa artık 30, 40, hı-hı, 50 kelimelik sorular, hı-hı, geliyor. TYT matematikte özellikle dediğiniz gibi yani Türkçe dışındaki derslerde yorum soruları çok daha önemli hale geldi. Yorum odaklı değil mi hocam? Yanlış evet, bir şey söylersem düzeltin. Yorumlamayı, anlamı ön plana çıkaran matematik soruları olduğu için artık Türkçe de haliyle birbirini destekler bir şekilde öğrenciler için çok daha iyi hale, özür dilerim, önemli hale geldi. Anlam açısından. Çünkü Türkçeyi yapamayan, ya en basitinden bir kitap okuma alışkanlığı olmayan bir öğrenci bile matematikte başarısının azaldığını görüyorsunuz. Yani biz az çok tabii ki deneyimliyiz. Hocam kadar olmasa da ben de hani yaptım. Emin olun yani matematik sorularında sorularını yapamayan, biraz zorlanan öğrencilerin Türkçesinin de çok daha iyi olmadığını, yani onun kadar iyi olmadığını görüyoruz. Yeterli olmadığını. Ama birbirini destekler şekilde Türkçe'ye önem veren, sadece TYT paragraf sorusu çözmekten bahsetmiyorum. Yani bir kitap okuma faaliyeti de çocuğun matematik sorularında diğer derslerde daha başarılı kalıyor ve daha iyi yaptıklarını görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ahmet Hocam, şimdi matematikten Türkçe'ye geldik. Şimdi geri matematiğe gidelim, hatta diğer branşlara da gidelim. Şimdi daha artık bir teşhisi koymak adına TYT sınavı öğretmensiz de hazırlanabilecek, hani bir okul, kurs, herkes gidiyor ama yani oradaki öğretmenlerin faktörü ne kadar, bir de bunu merak ediyorum. Yani öğretmenler TYT'de mi daha çok etkili, AYT'de mi? Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben yılların öğretmen olarak tahtaya geçtiğim zaman dedim ya, limitmiş, türevmiş, integralmiş, geometriymiş, analitik geometriymiş, dizilersel, tüm bilenler biliyor, bir sürü anlatırım. Ama TYT konularına geldiğim zaman öyle elime kitapla girmem lazım. Ve soruları oradan okumam lazım. Öyle çözmemiz lazım. Bir de TYT sınavı, TYT dersleri, matematik için söylüyorum, tahtada anlatılacak bir olay değil. Her öğrencinin elinde bir kitapları olacak TYT ile ilgili ve hoca da onlarla ilgilenmesi lazım. Yani bu TYT sınavı için sakın ha benim çocuğum Ankara'nın en iyi okulunu kazandı, İstanbul'un ortaokulda. Bunlar hali öyle bir şey yok kardeşim. TYT sınavının matematiği çok çok önemlidir ve doğru bir yoldayız. Yani TYT sınavı yapmakla lütfen diyorum ki onun 9'dan geçti. Çünkü TYT'nin mana ve ehemmiyeti de ağır. 9'dan sonra 10. sınıfta yaz aylarında eğer bir öğrenci Temmuz, Ağustos, Eylül'ü boş geçiriyorsa TYT sınavında ben zaman yazıklar olsun diyorum. Acırım ben o çocuğa.
Biliyor musun? İyi hedef olan öğrenciler için diyorum. TYT'nin matematiğini, Türkçesini kavramak kolay bir iş değil. Lütfen sevgili veliler, öğretmenin çok iyi olması lazım burada ve çocuğa çocuğun da dokümanı çok iyi olması lazım. Peki iki sınavın yakın olması, böyle hemen 24 saat arayla yapılıyor oraya olması. Oraya girmiyorum. Daha o sınava gelmedim. Kardeşim tekrar söylüyorum. Bakın belki bu bir tartışma götürecek. Tekrar TYT sınavı AYT sınavını, bu AYT sınavını 5'e 10'a katlar. Bu TYT sınavı geçmişteki, isim vermeyeyim, o ÖSS sınavlarına falan benzemiyor. Ben çok derslerine girdim. ÖSS sınavında da bile takır takır tahtaya sorular yazıyordunuz. Beni şu anda dinleyen ehil matematik öğretmeni bu işlerde hak verecekler. Bu TYT sınavı için çocuğun öyle bir sınav ki, bakın Türkiye'de o teşhisi daha koymadık. Belki de bu tartışma ilk defa böyle bir tartışma yapıyor. Bu TYT sınavı öyle bir yılda hazırlanacak bir sınav değil. Ne istiyoruz peki hocam? Milli Eğitim Bakanımızdan veya YÖK, ÖSYM başkanları yanımızda olsa deseler ki Ahmet Hançerlioğulları biz bu sınavı senin şekillendirmeni istiyoruz deseler. Nasıl bir format yapardınız? İlk önce şöyle derim. Vatandaşımız da uyansın diye TYT 11. sınavdan bir TYT sınavı yaparım. Eğer çocuğun puanı yüksekse ileride, yani o da kıymetli bir puandır ve çocuklar hazırlansınlar diye. Yine yerleştirmeyi 12'nin sonuna göre yapalım ama 11. sınıftaki TYT sınavı bizim çocuklarımızı hazırlar, sınavı hazırlar ve uyandırır. Biz öğrencilerimizin uyanmasını istemiyor muyuz? Yani bir yıl önce bir TYT olsun, evet, 11'de. 11'de bir TYT olsun, ondan sonra 11, 12'de de hem bir TYT olsun hem AYT olsun ama lütfen ve lütfen. Ha, bir daha mı TYT AYT olsun? Olur tabii. Niye olmasın? Çocuklar belki 11'de hazırlanamayacaklar zaten, değil mi? 12'de yine TYT AYT olsun ama lütfen. Şey mi olacak? Bir zamanlar olmuştu. Hangi sınavı daha yüksekse o tabii, mu geçerli olacak? O geçerli olsun ama şöyle faydası olacak. 12'deki TYT netlerimiz daha da, matematik için de söylüyorum, daha da öbürler için de daha da yüksek olacak. Lütfen. O zaman ama 11'de sınav koymanın ne mantığı var? 11'deki çocuk alışsın diye, bu TYT'nin konuları bir yılda öğrenilecek bir konular değil. Tekrar kardeşim TYT, bakın AYT sınavını kazanmak için 15-20 kitap bitirmeniz yeter. TYT sınavı için ancak boyunuzun ölçüsünde kitap çözmeniz lazım. Matematikle ilgili ve Türkçe ile ilgili. Melih Hocam söyledi. TYT sınavında, bu TYT sınavında Türkçe bilginizin çok, edebiyat bilginizin, Türkçe bilginizin çok iyi hakim olması lazım. Ders çalıştığınız zaman sakın müzikle falan çalışmayın. Kulaklık takarak. Çünkü beyin iki yere adapte olamaz. Siz TYT sınavının Türkçesini, matematiğini ya da fenini ya da sosyalini çalışınca lütfen sakin bir ortamda çalışmanız lazım. Ve tekrar söylüyorum sevgili veliler, bu kadar emek verdik. Çocuğumuz bu güzel okulu kazandı. İyi öğretmenleri var. Kardeşim bu TYT sınavı iyi öğretmen falan dinlemiyor. Anladın mı? TYT sınavı değişik bir sınav. Anladın mı? Çok iyi bilginiz olması lazım. Fevkalade matematik bileceksiniz ve o matematiğin fevkalade Türkçe bir yorumlarını yapacaksınız. Öyle kolay bir sınav değil. Onun için diyorum lütfen, bakın ilk defa bu konu konuşuluyor ve böyle önem veriyoruz. TYT sınavının şakası yok. Darmadağın eder, ben sana söyleyeyim. Yazık oluyor ama o... Bazı futbol takımları vardır, hiç kimse favori görmez, oynadığı takımı yener. İşte abi küreş ya gibi eski. Ya şimdi bizim şu anda ben Avrupa'daki futbola bir bakıyorum, bizim oynanan futbola bakıyorum. Bizimkiyle Avrupa'nın hiçbir kıyaslanamaz zaten, değil mi? Biz seyrettiğimiz zaman görmedin mi? En iyi bizim Beşiktaş'ımız namalum Şampiyonlar Ligi'ne gitti. 8 tane gol yedik Bayern Münih'ten. Öyle değil mi? Evet maalesef. Avrupa'yla bizim nasıl kıyaslanmıyorsa bu TYT sınavı, bakın bu nereden geldi bu bela? Doğrudur bu. Bu TYT sınavı herkesin dumanlattırıyor. Lütfen ve lütfen matematikten soğumasını öğreneceğimiz ama biz okullarımızda yeniden bir şekillenme yapmamız lazım. İnşallah. Bakın sevgili Milli Eğitim Bakanım, Ortaöğretim Genel Müdürüm, tamam mı? Bu işe bakan insanlar. Kardeşim ben şu anda Milli Eğitim'in, ben 1974-75'te Kars Alparslan Lisesi'nde okudum. Oradan mezun oldum. Şu anda uygulanan modelin onunla bir farkı yok şu andaki. Ya bu kadar İHA'lar, SİHA'lar çıktı. Cep telefonları yoktu. Tamam mı? Bizim zamanımızda 1975'te böyle İHA'lar, SİHA'lar olacak. Böyle cep telefonları olacak. WhatsApp'la konuşacaksınız. Deseler inanmazdık, öyle değil mi? Ben şu anda bunlardan önce ölen insanları üzülüyorum. Bunları niye görmediler diye. Bu başka bir olaydır. TYT sınavı da böyle bir sınavdır. Doğru bir yoldayız.
Bunu zorlamamız lazım. Ben istiyorum ki Türkiye'nin haddinden fazla petrol olsun, doğal gaz olsun, altın olsun. Ama ben onlar bir şey değil. Ama bu TYT sınavında matematik ortalamamız, inanın İsmail, 12 olduğu zaman var ya, bütün dünyadaki altın madenleri bizimdir. Türkiye'de üniversite imtihanında, TYT sınavında matematik ortalaması 12 olursa bütün altın madenleri, bütün doğal gazlar, bütün petroller bizimdir. O kadar kıymetlidir. O kadar kıymetlidir. Ve soruları doğrudur. TYT sınavının matematiği, Türkçesi ve sosyal fen çok çok kıymetlidir. Devletimiz elimizde fevkalade bizim bundan daha kıymetli. Sınava kaç bin kişi giriyor diyorsunuz? TYT'ye 3,5 milyon. 3 milyon 500 bin kişi hevesli, anlatabiliyor muyum? Bundan daha kıymetli bir şey yok. Ben size söyleyeyim. Lütfen bu öğrencileri oldu bittiye getirmeyelim, karambole getirmeyelim. Bakın bunun için ben şunu bugün tekrar söylüyorum. Birkaç kere söyleyeceğim. Sevgili veliler, sevgili Milli Eğitim Bakanım, lütfen pazar günleri çocuklarımızı sokağa dökmeyelim. İsmail Hocam, bilmiyorum katılacak mısın? Pazar günleri çocuklar kursa falan... O ikinci bölümde konuşacağız peki, onu. Peki. Şimdi toparlayalım. Birinci bölümü tamamlıyoruz. Biraz sonra reklam arasına gideceğiz. Siz bu birinci bölümde konuştuklarımıza ilaveten bir soru sormayayım. Pas vermiş olayım hocam. Neler söylersiniz ilave olarak? Aslında sizin az önce Ahmet hocamıza sorduğunuz soruya cevap verebilirim lütfen, ben de kendi lütfen. Alanımla ilgili. Öğretmen ihtiyacı soruların hazırlanmasında veya yönlendirmesi açısından sordunuz sanıyorum değil mi? Evet. Türkçe açısından da aslında benzer bir şey görüyoruz. TYT'de öğretmenin ihtiyaçlı olduğunu görüyoruz daha doğrusu, zorunlu olduğunu. Neden? Aslında az önceki bahsettiğimiz sebeplerden. Örneğin AYT'de edebiyat sınavına giren bir iştiharlık öğrencisi için belli paradigmaları vardır. Kendi başına halledebileceği bazı konularda vardır. Çünkü ne olduğu bellidir. Biraz daha bilgiye dayalı. Çünkü edebiyat. Türkçe'de az önce bahsettiğim o anlama dayalılık, gerek dil bilgisi olsun, gerek paragraflardaki anlama dayalılık, öğrencinin biraz daha yönlendirme beklediği konular oluyor. Çünkü bahsetmiştik biliyorsunuz, bu sadece TYT öğrencisi değil, ilkokul birden bu yana kurduğu temelle alakalı öğrencinin okuduğunu anlama, tabii, doğru yazabilme, onun için daha fazla yönlendirmeye gerek duyuyor. Ve haliyle sınavda hazırlayacağınız TYT Türkçe soruları içinde gerçekten dikkatli olmanız gerekiyor. Bu şekilde eğer sağlıklı bir elemeden geçireceksek çocukları. İkinci olarak aslında bahsetmiştim ama yönlendirme olmazsa gerçekten olmuyor TYT öğrenciler açısından. O ilk sorunuza öyle karşılık vereyim. Hocama sorduğunuz sorunun aynısı olsun. Bir de az önce şöyle sormuştunuz sanıyorum. LYS, TYT sınavında değiştirmek istediğiniz bir durum olur mu diye. Durum olsa ne yapardınız? Liseye geçiş sınavında öğrencilerimizin şimdi biliyorsunuz grafik yorumlama, mantık soruları gibi farklı konular var. TYT'de olmayan. TYT'de belki tekrar, çünkü mantık, sözel mantık biliyorsunuz, grafik yorumlama Türkçenin bir parçası ve bizim hayatta kullandığımız, sürekli kullandığımız unsurlar. TYT öğrencilerine belki bu şekilde, paragrafta anlam soruları çok önemli tabii ki ama biliyorsunuz 40 tane soru var ve ağırlığı bunlar oluşturuyor. Belki sözel mantık eklenebilir diye düşünüyorum kendi açımdan. Sözel mantık veya TYT öğrencilerine uygun grafik yorumlama soruları. O sorunuza da öyle karşılık vereyim. Aynı zamanda bu orta sınıflarda hocamın bahsettiği sınav meselesine katılıyorum. Neden katılıyorum? Çünkü şöyle bir problem var. Sürekli biz öğrencilere bilgi depolama durumuna girebiliyoruz. Yani bu biraz sistemle alakalı bir şey. İlkokul birden bu yana mesela Türkçe konusunda çocuklara aynı konuları öğretebiliyoruz ama çocuk bakıyorsunuz ki TYT sınavına geldiğinde, kapısının eşiğine geldiğinde hala o ilkokuldan beri gördüğü konuları bilemeyebiliyor. Burada bir sorun var şimdi. O zaman bizim sürekli teori depolamak, hani bilgi depolamak yerine çocuğu daha çok uygulamaya ve pratik yapmaya yönlendirmemiz lazım. Hocamın bahsettiği o ara sınıflardaki sınav mevzusu, özellikle 11. sınıf üzerinden bahsettiği, bu konuyu, bu sorunu çözebilir. Yani en azından çözmeye yardımcı olabilir diye düşünüyorum Türkçe açısından. Evet, teşekkür ederim. Şimdi artık bu bölümü tamamlayacağız. Birazdan ikinci bölümde başkaca sorular ve konularla geliyoruz. Efendim, Kırmızı Kalem programı az sonra ikinci bölümüne devam edecek. Instagram Bonus Hoca üzerinden bizlere soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz efendim.
Evet efendim, Kırmızı Kalem programı ikinci bölümüyle yine sizlerle, sizlerin tek yapması gereken Instagram Bonus Hoca'dan bizlere sorularınızı, görüşlerinizi her zaman olduğu gibi iletmeniz. Ayrıca biliyorsunuz YouTube'da bizim bütün Kırmızı Kalem programlarına ulaşabilirsiniz. BBN Türk Kırmızı Kalem Enter yapın efendim. Önceki programlarımıza da ulaşabilirsiniz. Bugün değerli eğitimcilerle birlikteyiz. Ahmet Hançeylioğulları ve Melih Okya'yla. Hem Ahmet Hocam matematik alanında bir dahi biliyorsunuz o işin uzmanı. Hem de Melih Hocam'la da biz bugün özellikle Türkçe, Türk Dili Edebiyatı ekseninde birinci bölümde TYT sınavının ne kadar önemli olduğunu, aslında ne kadar ıskalandığını, ne kadar çok önemsenmesi gerektiğini konuştuk. Şimdi bu bölümde Ahmet Hocam'ın farklı görüşleri var bazı konularda. Mesela bir tanesini hemen söylüyorum. Pazar günleri ne olur artık çocuklarımızı özgür bırakalım diyor. Doğru mu söyledim? Doğru söylüyorsunuz. Neden? Ben size şunu söyleyeyim. Ben tabii evde duran bir adam değilim pazar günleri. Tamam mı? Yine dolaşıyorum. Bir pazar günleri şunu gördüm. Bu eski Türkiye değil. Lütfen sevgili veliler ve milli eğitim yetkilileri. Pazar günleri hiçbir kursumuz açık olmasın. Ben bir eğitimciyim. Bu gerçekleri söylemek zorundayım. Lütfen milli eğitim yetkilileri de, bakanlık yetkilileri de, tamam mı? Öyle cumartesi, pazar bir büyük şehirlerde bir dolaşsınlar. Ne oluyor bizim şehrimizde? Dolaşmıyorlar, ben size söyleyeyim. Kardeşim ben pazar günü bundan sonra kursların falan açık olması ülkemiz için ızdıraptır. Yani çocuklar dinlensin, sanata, evet, kültüre mi yönlensin, evet, o anlamda? Evet, anneyle baba bir güzel kahvaltı yapsınlar. Zaten haftanın 6 günü koştur koştur. Bakın inşallah gelecek sene sabahın 6'sında 5.30'da çorunlar kalkmaz. O saatlerde ayarlarız. Tamam mı? Lütfen, o da önemli bir şey. O da önemli. Ya bu çocuklara haftanın bir günde bir evinde dinlensin kardeş. İnşallah. Cumartesi eyvallah. Ama kardeşim çocuk sabahın 6'sında 7'sinde kalkıyor. Koştur koştur okur. Ondan sonra da cumartesi pazar. Lütfen eğer iyi bir milli eğitimsek, gençliğimizi düşünüyorsak, iyi bir bakanlıksak pazar günleri tatil kardeşim. Pazar günleri bütün çoğu çocuk, anne baba güzel bir kahvaltı yapsın. Tamam, bir haftalık değerlendirmeyi yapsın. Çocuk anne babasını göremiyor kardeşim. Böyle bir başarı olmaz. Bu ülkenin geleceği böyle olmaz. Lütfen ben bunları söylüyorum. Pazar günü inşallah gelecek sene, tamam mı? Yani 2023-2024 öğretim yılında pazar günleri Milli Eğitim Bakanımız diyecek ki karar çıkacak. Hocam zaten normalde okullar kapalı. Evet. Kursları da işte orada anne babalar da devreye girmeli. Ya önemli kardeşim, bir konu. Bunu da ifade etmiş oldunuz. Kardeşim, insanlar bir dinlensin ya bu pazar günü. Yani bakanlık açmıyor ki pazar günü, onu söylüyorum. Bakanlık ben açmıyor. Bakanlık kurslara da izin vermeyecek. Ne varsa. Kardeşim bir şehir bir sakinleşsin ya. Şehrin de bir dinlemeye ihtiyacı var. Paldır ki haftanın 7 günü koştur koştur. Ya bu pazar günü olmaz. İkinci bir olay şu var. Ben öğrencilerimi görüyorum. O da bir ızdırap. Bakın bazı öğrenciler cumartesi, pazar günleri LGS'den ve TYT, AYT sınava giriyorlar. Sayın Milli Eğitim Bakanım, yetkililerim. Kardeşim neredesiniz siz? 25. katta öğrencilerimiz sınava giriyor. Eski GİMA'nın üstünde 25. katta. Ya Allah korusun, bir durum olursa ne olur? Bir yangın falan olursa. Ya 20, bu çocukların hoşuna gidiyor. 25. katta da okul mu olur ya? Ha şey diyorsun, binaların içinde. Binanın 25. kat, eski GİMA'nın üstünde. 25. katta, bakın insanlar bana kızmasınlar. Başka yerde olsa. Ya onu şöyle diyelim. Hafta sonları da olsa, hafta içi de olsa bu kursların binalarının güvenliği düzenlenmesiyle ilgili önemli bir konu. Virgül hocam, şimdi hocam bir yandan da gümbür gümbür hem LGS yaklaşıyor hem TYT, AYT derken az önce de dedik ya 3,5 milyon sadece bu yılki TYT başvurusu var. Buna LGS'yi de eklersek hocam 5 milyonluk inanılmaz bir öğrenci sayısına ulaşıyoruz ve genelde tam bu aylar sınavlara yakın olan dönemler, işte bir ay olur, iki ay olur, kimisi iki ay kala, kimisi bir ay kala vazgeçiyorlar. Kalan dönemde hocam sizin branşınızla ilgili Türkçe, Türk Dil Edebiyatı o minvalde veya sosyal bölümü işte TYT'de var, LGS'de var. Nokta atış böyle çocuklarımız kendilerine o ağır yükün altında iyilik yapabilirler mi? Yani vazgeçmeseler o iki ayda hala bir durumu kurtarma veya bulundukları yer çok iyidir de daha da iyi yere gelme açısından yeterli süre var mıdır?
Şöyle cevaplayayım isterseniz sorunuzu. Az önceki Ahmet Hocam'a sorduğunuz soruyla biraz kaynaştırarak aslında biraz da bağlantılı. Öğrenciler yoğun bir süreçten geçiyor biliyorsunuz. Bu az önce bahsettiğimiz, hani pazar günleri tatil olsun demiştik, biraz öğrenci kendine vakit ayırsın demiştik. Aslında bunun eksikliğinden kaynaklanan bir bıkkınlık da oluyor aynı zamanda. Çocuk bu sefer dinlenmeyince, hatta aktif dinlenme de önemlidir. Hani siz de söylediğiniz tiyatroya gitmek olsun, spor olsun, işte bir müzik enstrümanı çalmak olsun. İnanın ki bunu yapabilen öğrenci zaten çok daha iyi bir şekilde de sınava hazırlanıyor. Ya da okuduğu bir şeyi de, yine Türkçe anlam sorusuna geleceğiz ama, daha iyi anlayabiliyor, bir matematik sorusunu çok daha iyi çözebiliyor. Dinlenme, ama sadece dinlenme değil, aktif dinlenme. Çünkü öğrencinin de kendi sosyalliğinden, kendi alışkanlıklarından ve keyif aldığı şeyleri yapmaktan ödün vermemesi lazım. Şimdi gelelim tam tersi tarafına. Bunları yapmayan bir öğrenci düşünelim. Yapmayınca bu sefer teorik anlamda o zaten çok fazla bilgi yüküyle karşılaşıyor. Teorik anlamda edindiği bilgilerin de üstesinden gelemediğini, sırtında iyice ağırlaştığını ve bıkkınlığa yol açtığını görüyoruz. Haliyle bu öğrenci de çok daha fazla hemen vazgeçmeye aday oluyor. İlk cevabım aslında bu size olsun. Lütfen hani öğrencilerimiz bu konuda dikkatli olsunlar. Kendilerine vakit ayırmayı, sosyalliğinden kısmamayı dikkat göstersinler. Emin olsunlar ki derslerini çok daha iyi yapabilecekler. Bu demek değildir ki tabii. Biliyorsunuz TYT, AYT öğrencilerinin belli bir disipline girmesi gerekiyor. Belli bir programlılık içerisinde olması gerekiyor. Bunu da zaten bu aktif dinlenmeyi, bahsettiğim aktif dinlenmeyi programlılık, disiplin içerisinde yaratması gerekiyor. Yoksa zaten teorik anlamda da zayıf oluyorsunuz. Evet, teşekkür ederim. Gelelim branşların en üstteki Türkiye'nin, ben hep korkulu rüyasıyorum ama aslında tabii bazı öğrencilerin de aslında en çok sevdiği ders matematik. Biz orada tabii biraz latife yapıyoruz. Hocam, Türkçe'de, sosyalde durum böyle. Matematikte imkansız mıdır? İmkansız değil. Yanlış bir eğitim modelimiz var. Şu anda sevgili velilerim, sevgili Milli Eğitim Bakanım. Tamam, bana kızıyorsunuz biliyorum. Şunu söyleyeyim ben. Niye kızsınlar hocam? Hayır, siz şu anda okullarda çözüm üreten bir eğitimcisiniz. Okullarda öğretilen derslerin %90'ı boşa gidiyor kardeşim. Ne TYT ile alakası var, ne AYT ile alakası var. Ben size söyleyeyim. Ne de LGS sınavı ile alakası var. %90'ı, ben size söyleyeyim. Eğer veliler kendileri iyi öğretmen, iyi yer bulduğu zaman onun peşinde koşturuyorlar. Ya böyle bir eğitim modeli olmaz. Ben 1975'te üniversite imtihana girdiğim zaman lisede gördüğüm sorularla, konularla ÖSYM'nin soruları örtüşüyordu. Ta bu 80'li yıllar da geçti. Tamam mı? Bir dönem Kemal Gürüz döneminde bir ÖSS sınavı denk gelmeye başladı. Tekrar söylüyorum. Bu millet birinci sınav diye bunu basit alıyor. Biliyor musunuz? Beyler, bu TYT sınavı geçmişteki ÖSS sınavı değil. Bu sınav, tekrar söylüyorum, bu TYT ile AYT sınavı, LGS sınavı, bakın bir tane veliler çıksın desin. Ya okullarla alakası yok bu işin. Okullarda başka bir şey yapılıyor. Zaten böyle başka bir şey yapıldığı için Milli Eğitim Bakanı ne hakla, ben size açık liseler ortaya soruyor. Ya açık lisedeki öğrenciler de yine sokaklarda dolaşıyorlar. Ben açık liseye geçtim diyor, elinde sigara. Kız da erkek, ya ben eğitimciyim, bu şehir böyle, bu eğitim böyle bir şey olmaz. Açık liseye o mecbur kalanlar, anlatabildim mi? Onu, şu anda haddinden fazla açık lise var. Olmaz böyle bir şey. Herkes kursların peşinde koşuyor. Kardeşim, yapamıyorsak ona başka bir formül bulalım. Anlatabildim mi? Yoksa çocukları açık liseye göndermek de bu bir çare değil. Yazık oluyor. Ya biz bu gençliğin kıymetini bilelim. Diyorum ki, hani nasıl petrol bulunca seviniyoruz, altın madeni bulduğumuz zaman seviniyoruz, doğal gaz bulunca seviniyoruz. Ve kardeşim, en kıymetli bunu maden falan bir şey söylemiyorum. Bakın, dünyanın her tarafında biz iyi bir, ya bir ülke olarak biz buna yatkınız. Yani şöyle, dünyada bir bakıyorum, başka yerlerin çocukları bizim kadar uyumlu değil öğrenmek için. Bilgi öğrenmek çok zor bir olaydır. Biz sanki bilgi öğrenmeye kurban oldum, Allah bizi öyle yaratmış ki bu bölgenin insan sanki bilgi öğrenmeye çok açız gibi geliyor. Lütfen bunun kıymetini bilelim. Yani bu olayı bir tane Milli Eğitim Bakanı, iki tane genel müdür konuşmadan, bizim tabana inmeden, bizlerle konuşmadan bu işin kararını vermesinler. Onlar konuşunca biz de önünde böyle duruyoruz. Aslında artık çok konuşuluyor hocam. Yani işi... Ya ama şöyle, çözüm olması lazım.
Yani aman efendim ben gittim buranın yazı tahtasını hallettim. Ya zaten bunları yapacağız. Zaten spor salonu yapacağız. Bakın Melik Hocam ne diyor? Zaten pazar günleri ya kardeşim bizim okullarımızda yabancı dil öğretmememiz ayıbımızdır bizim. Bir enstrüman çalmaması bizim ayıbımızdır. Bir çocuğumuz lise 1'deki lise 2'deki çocuğumuz bir kompozisyon yazmaması bizim ayıbımızdır. Ben diyorum ki lütfen şapkamızı önümüze koyalım, ciddi düşünelim. Sayın Milli Eğitim Bakanım, siz televizyon programlarında zaten Milli Eğitim'in bir EBA TV'miz var, hala onunla uğraşıp duruyoruz. Milli Eğitim'in çok ciddi spor kanalı gibi bir eğitim program kanalı olsun. Tamam, bu ülkenin sabahtan akşama kadar bunlar... İzlenir mi sizce? Ya izlenmek zorunda. Başka bir tür, bakın böyle gidersek biz yarın öbür gün bir sömürge devlet oluruz. Lütfen. Allah korusun. Hadi abi iyi eğitim olmayınca sömürge devlet olursun. Sizin iyi eğitim olmadığı için Suriye böyle duruma düştü. Irak böyle duruma düştü. Allah korusun. Bu sadece bakın bundan sonraki gelecekte siz şunun hesabını yapın. İnşallah 100 yıl sonra İstanbul yine bizim olur. Eğer iyi eğitim vermezseniz olmaz. Siz de Irak'ın duruma düşersiniz. Önemli ve gerçekten yani şunu söyleyeyim İsmail Hocam. Sakın kimse söyleme. Sayın Milli Eğitim Bakanım, biz ülkemizde bu gençliğimize çok iyi, Sayın Cumhurbaşkanım, çok iyi eğitim yapmıyoruz kardeşim. Tamam, iyi eğitim, öğretim yapamıyoruz kardeşim, ben onu söyleyeyim. Teşekkür evet. ederim hocam. Önemli, değişik, ilginç. Evet. Normalde eğitim programı değil de sanki siyaset programıymış gibi konuşuluyor. Keşke bütün programlarda böyle önemli konular konuşulsa. Ama dediğiniz gibi hocam bu iş siyaset değil. Değil, Allah korusun. Her şeyin sonu hatta cümleyi şöyle kuralım. Bence her şeyin başlangıcı eğitim olmalı. Evet. Güzel bir konuydu. Sevgili hocam peki 2022'de bir sınav yapıldı. Hem LGS hem TYT, AYT. Siz tabii öğretmen olarak hep sahadasınız. Hem günlük olarak çocuklarla iç içesiniz. Onlar size soramadığı soruları soruyor. Fikir istiyorlar. Siz sınıf içerisinde örnekler çözüyorsunuz. Önce şunu sorayım. 2022 yılında olağanüstü bir sınav var mıydı Türkiye'de? Soru kalitesi anlamında. Değişik bir şey var mıydı? Yoksa olağan beklendiği gibi miydi sınav? Şöyle söyleyeyim size. Son 4-5 seneye baktığımızda özellikle hazırlanan soruların belli bir minvalde olduğunu görüyoruz. Çok bunun dışına çıkmıyor. Tek elden çıkmış gibi mi hepsi ÖSYM. Böyle? Aslında sanki evet biraz dediğiniz gibi belki aynı yazarın elinden çıkmış gibi. Hep aynı kişiye, tek kişi soruyu hazırlıyormuş gibi gelebilir bize. 2022 üzerinde baktığımızda son sınava ise biraz daha anlam derinliğinin, anlam sorularının öneminin arttığını görüyoruz. Belli başlı küçük değişiklikler oluyor. 2020'de, 21'de özellikle ses bilgisinin olmadığını gördük sınavda. 2022'de başka türlü bir değişim oluyor. Dil bilgisi konuları biraz daha teknik olduğu için. Ama hep zaten bahsettiğimiz gibi anlam önemliydi. 2022'de özellikle anlamın daha kuvvetli olduğunu gördük. Bazı ayırıcı zor, öğrenciye zor gören sorular vardı. Paragraf soruları üzerinde. Tek değişiklik aslında bu diyebiliriz. Peki 2023'te nasıl bir soru bekliyorsunuz, soru grubu? Öğrencilerimizle de şu an çalışırken, derslerine girerken arada bir tabii bunun konusu açılıyor. Sürekli biz de irdeliyoruz. Şimdi biliyorsunuz maalesef depremden ötürü, yaşadığımız son dönemdeki olaylardan ötürü sınavda da bazı değişiklikler oldu. Müfredat eksiltildi ikinci evet, dönem. Evet, son sınıf konuları. Bu bir avantaj mı? Şöyle söyleyeyim, açıkçası şöyle bakıyoruz, biraz daha o az önce bahsettiğim ya 2022 yılında biraz daha zorlayıcı paragraf soruları vardı. Ondan öncesi gibi bekliyoruz. Yani belli bir ortalamada yine ağırlık verilmek istenen soruları göreceğiz. Çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum ben. Ama çok çok zorlayıcı sorular olmayacağını da düşünüyoruz. Türkçe konusunda. Açıkçası öyle bir düşünmekteyim ben de. AYT edebiyat kısmına gelecek olursak da biliyorsunuz Türkçe'de çok fazla değişiklik yok bu arada müfredat değişikliğinde. Zaten yine aynı soruları çözecek öğrenciler. Aynı konulardan. Tabii birinci dönem daha çok evet, sorumluluğu belli soruları olacak. Ama AYT'de edebiyat kısmında tabii ki belli çıkan konular oldu. Ya da konular içerisinde belli kısımlar çıkarıldı. Biraz daha orada daha önceki konuların, ilk dönem konularının, daha öğrencilerin 9'da, 10'da, 11'de gördüğü konuların ağırlık kazanacağını eminiz belli konular üzerinden. Ne öneriyorsunuz çocuklara?
Çocuklara şöyle ilk önereceğimiz şey daha önce gördüğü konular. 12. sınıflar zaten 12. sınıfta gördüğü her konu çıkmadı tabii ki ama 11. sınıf, 10. sınıf edebiyat konularını özellikle AYT öğrencileri için söylüyorum dikkat etmeleri gerekiyor. Zaten TYT öğrencilerinin en baştan beri öğrendikleri tüm sorulara dikkat etmesi gerekiyor. Az önce sormuştunuz ya son bir ayda bir şey yapılabilir mi? Evet. Özellikle ona da cevap vermiş olayım. TYT konusunda biraz daha tabii her soru tabii ki bilgiye dayalı değil ama öğrencinin çok fazla paragraf sorusu çözmesi gerekiyor. İyi olanın da iyi olmayanın da. Çünkü ağırlık paragraf sorusunda. Evet. İlk önerim o olabilir TYT öğrencilerine. AYT öğrencilerine ise de az önce söylediğim gibi 10. 11. 9. sınıf edebiyat konularına müfredattaki dikkat etmeleri gerekiyor. Daha fazla çıkacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Ahmet Hocam maşallah hocamız inanılmaz yorumlarda bulunuyor. Gerçekten hem de sürekli de ben hocam açıklama yaptıkça yeni bir şey soru tabii. Hemen kafamda şekilleniyor. Şimdi, hocam bu minvalde devam edelim mi? Tabii. Şimdi, siz 2022 TYT ve AYT matematik sorularını yorumlayın. Bir tazelenme yapalım. Çünkü o soruları çözenler üniversiteli oldu ama bu yılki 12. sınıflar ve aileleri de en azından nasıl bir formatla karşılaşacaklar? Sizin gibi uzmandan duymuş olsunlar. Şimdi sağ olun. Melih Hocam demin de güzel söyledi. Yine bize bir pas verdi. Melih Hocam diyor ki, bakın doğru söylüyor. Ben eskiden derse girdiğim zaman İsmail Hocam, 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda işte türevden böyle bir soru sorulmuş, integralden böyle bir soru, limitten bu sene de inşallah böyle bir soru gelir diye tamam yazıyorduk. Ve buna benzer kitaplarımıza sorular çıkıyordu. Kardeşim bu iyi bir şey değil. Yani her yıl ÖSYM'nin kadrosu soru hazırlayan, LGS'nin kadrosu değişsin kardeşim. Anlatabildim mi? Bir başka şey ortaya girsin. Sabit öyle yani bu şey gibi oradan emekli olmasınlar insanlar. Soru hazırlayacak ekip başka sorular, değişik sorular gelsin. O zenginleştirir. Tamam bu zenginlik güzel bir olaydır. Ben diyorum ki bakın hani Milli Eğitim Bakanımız sağ olsun depremden sonra hemen dedi ki bu sene üniversite imtihanında ikinci dönemin konuları sorulmayacak. Çok güzel. O zaman Sayın Milli Eğitim Bakanım, şunu söylüyorum Sayın ÖSYM Başkanım, bu sene ve bundan sonraki senelerde lütfen bu TYT sınavına göre de çocuklarımız Hacettepe TIP'a girebilsin, Ankara TIP'a girebilsin. TYT sınavı, ben biliyorum ki özelliği yine aynıdır. Yani bu TYT sınavı, adam TYT sınavında ilk 1500'e girmişse, yani tercihlerimizde TYT tercihi olsun, AYT tercihi olsun, bir de YKS tercihi olsun. TYT'yi dikkat alalım. TYT geçmişteki basit bir ÖSS sınavı değil kardeşim. Bu TYT sınavı duman attırıyor insana. Onu dikkat alalım. Eğer çocuk orada ilk 1500'e girmişse, 1000'e girmişse, 700'e girmişse Hacettepe TIP'a girebilsin, Ankara TIP'a girebilsin, Orta Doğu Makine'ye girebilsin. TYT puanları daha kıymetlidir. TYT puanı, TYT sınavı daha zor bir sınavdır. Onu söylemeye çalışıyorum. Onu anladım ama zaten başında TYT'nin %40'ını alıyorlar. Bir kere oradan hata. Demek ki başlamak lazım. Hata. Demek ki TYT'yi %100'ünü alacaklar. AYT'ni %100'ünü alıp öyle toplasalar ya, madem hayır, öyle. Karıştırmasınlar. TYT sınavındaki başarılı. TYT sınavı çocuğun birazcık daha yorum gücünü, yeteneğini hallediyor. Tamam mı? AYT sınavı çalışmazsanız yapamazsınız. Tamam mı? AYT sınavı da çocuğun çalışkan olup olmadığını ortaya çıkarıyor. Ben ikisine de saygı duyuyorum. Ama TYT sınavında eğer iyi bir bilgisayarda, yaratıcı bölümlerde, eğer bir endüstride, tamam mı? Hocam katılıyor musun? Katılıyorum hocam. Yani TYT'si çok iyi olan birisi oradan hukuka ya girebilir mi? Ya olay hocam. Evet, evet. Hocam tabii sözünü kesmeyeyim. Ben ondan sonra devam edeyim. Hocam, bir şeyler söylemek şimdi isterim. Bakın bu konuyu hocam çok geniş bir konu. Bu konu için tamam karşımızda güzel çok büyük şura gibi hocam böyle olacak, insanlar böyle toplanacak bilim güzel, insanları. Ama derse giren insanlar. Yok. Adam 20 yıldır derse girmemiş. Öğrencinin sınav sonucu yorumlayamıyor. Bakın ben Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav sonucu geldi bize. Tamam öğrencilerime bakıyorum. Çocuk 20, bir baktım 32 matematik yapmış. 31 matematik yapmış. Dedim ki güzel kızım sen 11 bine girebildin mi bilmiyorum. Sordum kaç. Dedi ki hocam 12 bin oldum. Milli Savunma Üniversitesi'nde ben her sınava saygı duyuyorum. Milli Savunma Üniversitesi'nde eşit ağırlık öğrencilerinin bir durumunu gördüm. Ben onlara dedim ki Milli Savunma, Türkçe, pardon, sosyalle ben sizin matematik toplamınıza bakarım.
Milli Savunma Üniversitesi'nde sosyal eşit ağırlık öğrencileri söylüyorum. 30 matematik fenin toplu, pardon 30 tane matematik ve sosyal toplamımız varsa siz iyi öğrencisiniz, yolunuza devam edin. Aynı şekilde temeli zayıf olan öğrenciler Milli Savunma Üniversitesi'nde fen ve matematik toplamımız 30-32 civarındaysa sizin de durumunuz iyi, yolunuza devam edin. Tamam mı? Yani şu anda bütün derslerin TYT sınavının sosyali ayrı bir güzellik var. Fen ayrı bir güzellik var. Türkçesi ayrı, matematik ayrıdır. Yani bu öğrenciler küstürmeyelim, onu söylemeye çalışıyorum. Çok ciddi sınavlar. Önemli tespitler hocam. Bu TYT bunlar. Sınavı ya ben 24 saat ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'de herkeste de güzel 24 saat geceye gündüz yıllardır 40 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ve her günde bir şeyi görmeye çalışıyorum. Allah razı olsun bu TYT sınavını ortaya çıkaran insanlar. Fevkalade bir sınav. Tamam mı? Şu anda gel. Bununla biz İHA'lar, SİHA'lar yapacağız. Bununla uçaklarımızı yapacağız. Bununla bütün petrol kuyularımızı açacağız. Bu çok ciddi bir sınavdır ama bunu okullarda falan arkadaş bir okula bakmak lazım. Bu okulun TYT'deki başarısı ne? Sayın Milli Eğitim Bakanım, il il dolaşmak lazım. Tamam, okul okul. Kimler başarılı oluyor? Her öğretmenin durumu aynı değil. Yani Sayın Milli Eğitim Bakanım, sadece iyi öğretmen, uzman öğretmen sınavla seçilmez. Emek veren iyi öğretmenlerimiz var. Bunların kıymetini bilelim. Bunlar çok kıymetli bir olaydır. Sahada bir fil olanlar, dışarıdan bu Milli Eğitim Bakanımızla. Bizim arkadaş bu eğitim modelimizi bir dünyaya göre değil, kendimize göre bir uyarlamamız lazım. Dünya neyin nesiymiş? Bakın bizim burada gerçekten hocalara bir bakıyorum. Gönül veren bir öğrenciler var. Zannetmiyorum ki dışarıda böyle gönül versinler. Neden bizim öğrencilerimiz Amerika istiyor, İngiltere istiyor? Tamam, evet. O da ayrı bir konu. Evet. Efendim, Kırmızı Kalem programı ikinci bölümün şimdi sonuna geldik. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere efendim. Kısa bir ara. Efendim, Kırmızı Kalem programında 3. bölüm biliyorsunuz aynı zamanda bizim ajanda köşemiz. Uzman psikolojik danışman Besim Türkoğlu hocamız bu hafta sizler için ne hazırlamış, gelin ajandaya gidelim. Yepyeni bir ajandayla yine karşınızdayız ve bugün ajandamızda düzenli beyin konusunu işliyoruz. Ajanda başlıyor. Değerli arkadaşlar, dünyaca ünlü sanatçı Bruno Mars'ın o müthiş ifadesiyle hazır olmadan fırsatın kapısını çalamazsınız. Bu güzel sözün aslında eğitim penceresinden bazı doğruları var. Yani hazır olabilmek için aslında düzenli olmalısınız ve düzenli olabilmek için de hem kendinizi hem de zamanınızı doğru bir şekilde düzenlemelisiniz, planlamalısınız. Beynimizin aslında düzenden ve organizasyondan sorumlu bölgesi serebellum ve serebellum beynimizin yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Her ne kadar küçük bir alan gibi görünse de beynimizdeki nöronların yaklaşık %50'si serebellumda. Ve serebellumun yapılan araştırmalara göre en önemli özelliklerinden birisi düzenden ve organizasyondan sorumlu olması ve aynı zamanda bilgiyi özümseme hızıyla çok yakın ilişkili olması. Yani düzen veya düzensizlik aslında bizim bilgiyi işleme hızımızı, bilgiyi özümseme düzeyimizi bile etkiliyor. Bu yönden beynimizdeki bilgi akışını hızlandırmak için düzenli olmalıyız, planlı olmalıyız. Zamanımızı planlarken gerçekçi olmalıyız, esnek olmalıyız ve her ders için kendimize ayrı ayrı süreler belirlemeliyiz, ayrı ayrı planlamalar yapmalıyız. Bunu yaptığımızda aslında zaman müttefikimiz olur ve işlerimizi kolaylaştırır. Yani değerli arkadaşlar, aslında konuştuklarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, beynimizde düzen ve organizasyondan sorumlu olan bölge olan serebellumun bilgi akış hızını yükseltmek için düzenli ve planlı olmalıyız. Sizler de eğer düzenli ve planlı olursanız aslında beynimizdeki bilgi akışının hızlandığını göreceksiniz. Bunlara özellikle dikkat diyelim. Bizlere tüm sorularınızı Instagram Rehberlik Ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya yine yepyeni bir ajandayla karşınızda olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın. Evet efendim, Besim hocamıza teşekkür ediyoruz. Yine gerçekten çok emek verilmiş ve harika bir ajandayla bizimle birlikte oldu. Ne söylersin hocam? Besim hocam, tabii Besim Türkoğlu, geçen programda Türkoğlu Türk demedim ha, tabii değil mi? Bir daha söyleyeyim Besim kardeşim. Besim Türkoğlu Türkoğlu, size teşekkür ediyorum. Besim diyor ki
bu eğitimde, hayatta diyor, şansa yer yok. İyi hazırlık yapmamız lazım, fırsatlar doğması lazım, doğar fırsat. İyi hazırlık yapmayınca fırsatlar doğmuyor. Değil mi hocam? Yani diyor ki, başarılı olmanın yolu, Besim öyle diyor, ben de onu çok kullanıyorum. Başarı eşittir, hazırlık ve fırsatların evliliğidir. Başarı buna bağlıdır. Çok iyi hazır olacağız, iyi hazırlık yapacağız, fırsat her an doğabiliyor. Başarılı insana fırsatlar doğuyor. Öyle değil midir? Kesinlikle. Öbür adam kıymetini anlamaz. Kesinlikle. Hazır olmamız lazım. Besim Güzel yine temas etmiş. Ağzına diline sağlık. Teşekkür ediyoruz. Besim Türk oğlu Türk. Harikasın. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz Besim hocamıza. Rehberlik ajandası Besim hocamızın resmi Instagram sayfası. O yine o sayfadan da önceki bütün ajandalara ulaşabilirsiniz. Hocam keyifli sohbetimiz hızla devam ediyor. Zaten programın 3. bölümündeyiz. Daha birçok soru var ama siz 2. bölümde özellikle Ahmet hocama sorduğum bir soru vardı. Oraya ilave yapmak istiyorsunuz. Buyurun hemen alalım. Hatta soruyu da hatırlatın izleyicilerimiz. Yeni katıldılarsa onlar da. TYT-AYT arasındaki farklılık, TYT'nin belirleyiciliği, TYT'yi baz alarak da öğrencilerin belirlenmesi açısından hocam da konuşmuştu. Ben de şunu eklemek isterim hocama. Şimdi TYT'de ister Türkçe olsun ister matematik olsun her derste yorumun ön plana çıktığını görüyoruz. AYT'de ise... kendi branşım olmak üzere ve diğer matematikte de hocam da daha iyi biliyor. Daha bilgiye dayalı şeylerin daha belli olan konuların ön planda olduğunu biliyoruz. Yani yorum ve bilgi arasındaki yorum ve bilgiyi oluşturan bir farklılık var. Onun için zaten TYT öğrenciyi çok daha fazla zorluyor. Şimdi biz soruların hazırlanması açısından söyleyeceğim. İki farklı öğrenme tipini kaynaştırmaya çalışıyoruz. İki farklı öğrenci modelini kaynaştırmaya çalışıyoruz TYT ve AYT'de. Bunu amaçlıyoruz. Ama gelin görün ki sonuç olarak TYT'nin %40'ını alıyoruz. Örneğin değil mi? Tabii. AYT'den de %60'ını alıyoruz örneğin. Şimdi TYT'de yoruma dayalı soruları daha iyi yapan bir öğrencinin yorumu... Aslında dünyanın aradığı insan modeli TYT'de başarılı olan insanlar. Evet. Yorum yapma yeteneği olan insanlar. Evet. Değil mi hocam? Şimdi biz bir bölüme alırken örneğin bir hukuk fakültesine girmek isteyen öğrenci eşit ağırlık öğrencisi oluyor. Eşit ağırlık öğrencisinden istediğimiz yetenekler ya da bilgiler daha farklı. Yorum istiyoruz açıkçası değil mi biraz daha yine? Ya aslında ben az önce hukuku bilerek dedim işte tam da bu noktada. Ya hukuk gibi bölümlere kesinlikle TYT tarzı sorular doğrudan belirleyici olmalı değil mi? Yorumlayabilmeli, anlayabilmeli, algılayabilmeli. O yüzden hukuku örnek vermiştim. Çok güzel temas ettin hocam. Ama şöyle bir nokta da var. Gelin görün ki AYT'deki yani daha farklı soru tipini içeren sınavdan daha fazla dilimle öğrenci belirliyorsunuz. Şimdi burada bir çelişki var. Onun için tabii ki burada çözüm önerisi olmadan da boşa çıkıyor söylediklerimiz ama çözüm önerisi de geliştirmek gerekiyor tabii ki. Öncelikle ilk akla gelen madem böyle bir şey var siz bunu anlatıyorsunuz. Benim ilk aklıma gelen madem öyle TYT'nin %100'ü veya %50'si ise AYT'nin de %50'si birleştirelim. Evet evet. Mesela. Ya da yapıldığı gibi biz nasıl bir bölüme sayısal öğrencisi alıyorsak sayısal puanlamaya göre bunu şart koşuyorsak ya da bir hukuk öğrencisi için eşit ağırlığı şart koşuyorsak TYT ve AYT üzerinde de böyle bir şey yapabiliriz. Evet. TYT'nin bir kısmına yönelik yani bölümlerde TYT'deki önemli hukuk öğrencisi TYT'de ne kadar yapmış? Ahmet hocam şeyi hatırlar mısınız? Yıllar önce bundan bir 10 yıl önce filan sayısal 1, sayısal 2, sayısal 3 puan hesaplandı. Yine sosyalcilerin sosyal 1, sosyal 2'si hesaplandı. Tıp isteyenler örnek sayısal 1 puanına göre, mühendislik isteyenler 3'e göre, işte fen edebiyatlarda 2'ye göreydi. Aslında öyle bir model de çok ilginçti bana göre. Çok uçtu ama kesinlikle çok nokta atış belirleyiciydi. Yani bazı öğrencilerin tıpta orada biyoloji mesela sağlıkla ilgili daha çok çarpan etkisi vardı. Mesela o tip şeyler de aslında yine yapılabilir. Şimdi benim de söylediğim, sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi Melih hocam da dinleyince, Melih hocam genç ama akıllı bir adam. Şimdi bakın, Türkiye'de iyi bir öğretmen nasıl olmalı? Oradan başlamak lazım tamam mı? İyi bir öğretmen ama matematiği çok iyi biliyor. Ankara'nın Fen Fakültesi bitirmiş. Oradan da yüksek lisans, doktora yapmış. Bir şey söyleyebilir miyim hocam? Tabii hocam. Sabah seminerdeydim. Orada hep bir örneğim vardır. Ya şimdi matematiği bitirmiş de, üniversitenin adını da veriyorum. 2022 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne yerleşen, matematik bölümüne yerleşen
40. öğrenci, yani en son öğrencinin matematik neti kaçtır hocam? 4 müdür 6 mıdır? 0.25. Of. Şimdi bakın. Şimdi o oradaki arkadaş kusura bakmasın ama yani o çıkacak, formasyon alacak, öğretmen olacak, gidecek bir kursa veya bir özel okula veya devlete atanacak. Sonra 40 tane AYT sorusunu öğretmek için kan teri içinde kalacak. Zaten öğretmen olmaz o. Ben size bazı öğretmen modelleri yanıma geliyor. Onlara ister istemez bir matematik şeyler soruyorum atabildim mi? Bakıyorum ki ben ona bakmıyorum. Bakın ona da bakacağım tabii. Kardeşim öğretmen olmak için tıptaki nasıl kıstasımız var? Ben size söyleyeyim. Böyle 300 bin değil kardeşim. Tıpta kaç binle sınırlıyoruz? Süleyman İsmail. Şey değil mi? 50 bin. 50 bin değil mi? Özel dahil. Tabii tabii. Devlet özel ayrımı yok hocam. Kardeşim bu da 50 bin olmasın ama 100 bini. 40 bin, 50 bin, hukuk 125 bin, mühendislik 300 bin. Bunlar da iyi ki geldi hocam. Eskiden mühendisler de 1,5 milyoncu olup da mühendis olanlar vardı. Ya kardeşim ben bir özel üniversiteyi zengin edeceğim diye tamam mı? Ya da bir başka giremiyor ki 0,25 matematikte girilir mi? Bakın ne diyorum ben? 2700. olmuştum. Hem de matematik bölümüne. Hocam şimdi bakın iyi bir öğretmen olmuşsa şunu söyleyeyim. Bizim dedim ya ÖSYM'de sadece lise eğitimini mi değiştireceğiz? İsmail hocam şu çok önemli. Üniversite eğitimde de ben hocalarıma görüşüyorum. Fen fakültesinde hocalarıma görüşüyorum. Hocam konular nasıl gidiyor? İnan ya ben 1979'da mezun oldum. Aradan geçmiş 44 yıl. Aynı model gider mi ya? Değil mi hocam? Aynı model gider mi ya? Bunun değişmesi lazım. Şu anda bizim üniversite eğitimde dahi yeni kardeşim teknolojiye göre üniversite eğitimde hiç kimse adam ben profesör oldum. Kelli pelli olmuyor bu işler. Sil baştan demiyorum ama bir daha yenilikleri koymamız lazım. Ben diyorum ki iyi bir öğretmen olmak için Süleyman İsmail hocam şunu diyorum. Bakın edebiyat öğretmenisiniz. Muhakkak belli bir zamandan sonra hemen değil. Sizin üniversite imtihanına ister girin ya da girmeyin. İkinci bir üniversiteyi de bitirmeler lazım. Değişik bir ortamı görsünler diyor. Melih hocam bana göre iyi öğretmen modellerinden biridir. Bak ne güzel dedi. Ben dil tarihin Türk Dil ve Edebiyatı'ndan mezun oldum. Öyle diyorsun değil mi hocam? Sonra ne yaptınız? Sonra tiyatro bölümünden evet, mezun hocam. Bakın o Melih hocamı dolu dolu yapıyor. Çünkü ona yakın bir bölüm seçmiş. Şu anda bütün branşlarda böyle. Sınav şart değil orada ama o çocukların oradan bir hocalarımızın oradan diploma alması lazım. Madem yeni bir dünya açılıyor. Yani şu anda adam ben bu üniversiteden mezun oldum. Devletten de ne güzel maaşımı alıyorum tamam mı? Bankamatik kartım var güzel. Arkadaş ikinci bir üniversite şart diye düşünüyorum. İyi bir öğretmen olmak, iyi bir mühendis olmak kolay bir iş değil. Yani ikinci üniversiteden ziyade hocam çok nitelikli bir kere evet. Bir yüksek lisans yapılmalı. O yüksek lisansla gerçekten hani bu yıl belki doğru karardı. Herkes eleştirdi ama bence o uzman öğretmenlik, baş öğretmenliğin kriteri sınav olmamalı. Kesinlikle çok ciddi yüksek lisans ve doktoralardan yani geçmeli. Dirsek çürütmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi bak bugün toparlamaya çalışıyorum. Ne güzel şeyler söyledik. Diyoruz ki öğretmenlikte ilk önce TYT sınavı. Bakın şu anda ÖSYM yetkilileri şunu söyleyebilir. Biz televizyon programında Kırmızı Kalem'de bu programı dinledik. Ya Ahmet Hoca bir gel bakalım. Sen ne diyorsun ya? Bizi eleştiriyorsun bu TYT sınavına. Diyorum ki TYT sınavıyla üniversitelerin her bölümüne. Arkadaş 3 tane tercih formumuz olsun. TYT'ye göre de tercih ama TYT'ye göre geçmişteki ÖSS sınavı gibi değil. Bu TYT sınavı bu zamana kadar görülen yapılan sınavların en zoru. Şimdi bilmeyenler için TYT'ye göre tercih var. Ön lisans hocam özellikle 4 yıllıkları söylemek istiyorum. Ben 6 yıl tıpta istiyorum tabii, tabii. Buraya. En iyi Orta Doğu makineyi de istiyorum. Elektrik. Bu TYT sınavı bu kardeşim. Zaten TYT sınavında ilk 500. Ama böyle buradaki soru sayılarıyla TYT olmayacak. Yeniden tabii 20 göre, tane fen sorusuyla OTTÜ'ye girilmez. Doğru söylüyorsun. Bu TYT sınavı bir daha gözden geçirilsin. Doğru bir sınavdır. Matematikte Türkçenin sayısı 40-40 gayet güzeldir. Doğrudur. Ya bu TYT sınavı İsmail hocam daha önce TYT sınavında fen ve sosyal yoktu. Ben bir radyo televizyon programında dedim ki onun ismini de söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Bizim öğrencilerimiz şu anda coğrafya bilmeden mi TYT ikinci aşamaya girsinler? Böyle bir sınavda. Tarih zaten öyle bir sınav olmaz. Şu anda şunu söylüyorum. TYT sınavının AYT sınavı arasında bir ay bir buçuk ay zaman olsun. 40 tane matematik, en az 40 tane Türkçe, 40 fen, 40 da sosyal. Buna önem verelim. O zaman
ciddi bir sınavdır, insan hazırlansın. Bu TYT sınavı diyorum ki 11. sınıfta yapalım. Çünkü gariban bir sürü aile çocukları var. Ben nereden bileceğim? Ben 9-10-11 geçmiş, tamam mı? Geçmiş, ondan sonra üniversite imtihanı hazırlanacağım. Tamam mı? Ondan sonra da bilemezsiniz ki TYT sınavı yarım dönemle, bir dönemle kapatılacak bir sınav değil. Sayın Milli Eğitim Bakanım, şuna bir bakmamız lazım. LGS sınavında, sizler bir bakın, LGS sınavında başarımız ne olmuş? Okullara bir sorun bakalım. TYT ve AYT sınavında başarımız ne olmuş? Tamam mı? O zaman çok önemli. Yoksa o zaman ha bir açık liseye gitsin çocuk. Teşekkürler hocam. Bugün maşallah hocam iştahımız yerimizde, durduramıyoruz. Ama beni niye durduramıyorsun biliyor musun? Ben o pazar günleri çocukların iki şeye çok sinirlendim. Söylemeyelim artık, onun adını anmayalım. Ama bir de 25. katta çocuk... Onu da boşça söylemeyelim hocam. Evet. Şimdi biz hep güzel şeylerden bahsedelim. Sevgili Melih hocam, kitap okumanın... Hep derlerdi ki işte ya kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun. Öğrenciler de haliyle cep telefonu, internet vesaire olunca da iyice artık uzaklaşıldı. Bir de şu da oldu zaten otomatikman pandemiyle beraber herkes internet, herkes telefon, yetişkinler de dahil, dizi, filmler filan. Ve dikkat süreleri de kısaldı hocam. Artık çok uzun süreli odaklanmalar olmamaya başladı. Bunun da geri planında bu cep telefonlarındaki, akıllı telefonlardaki aplikasyonlar, sürekli bak geçler, evet. Resim bakmak, geçmek. Toplam 1 saniye, 2 saniye ama binlerce saniyede sürekli böyle parmaklar gidiyor. Peki bu odaklanma ve dikkat var ya, kopmalar. Bunların böyle sorular uzadı. Şimdi işin ilginç tarafı. Dikkat süresi kısaldı. Bununla ilgili var mı öneriniz? Evet, ya çok güzel bir soru sordunuz. Valla benim bütün programlar organiktir, doğaldır evet, hocam. Evet. Siz de şimdi bir yandan tiyatro, bir yandan o Kur'an bölümü olunca hep kitaplar, okuduğunuz kitapları hayal bile edemiyorum. Çok farklı, çok değişik kitaplar okumuşsunuzdur. Alanla ilgili, bölümle ilgili. Ve bence sizin kesinlikle önerileriniz vardır diye sordum bunu. Bu soru için teşekkür ederim gerçekten çünkü neden öyle söylüyorum? En çok aslında savaştığımız sorun bu. Öğrenci üzerinde. Yani öğretmenlik yaptığımız için. Öğretmenlerin değil, anne babaların da öyle. Anne babaların da öyle dediğiniz gibi. Gerek anne babaların, ebeveynlerin, gerek sınıftaki öğretmenin çok fazla karşılaştığı bir sorun. Yani birebir karşılaşmasak bile onu fark edebiliyoruz öğrenci üzerinde. Peki nasıl fark edebiliyoruz? Dikkat sorunu üzerinden. Odaklanma veya dikkat eksikliği diyelim. Belki de günümüz yeni neslinin en büyük sorunu. Kronik neden? Bir sorun haline geldi. Öyle bir hızlı hayat var ki dediğiniz gibi. Ve hızlı bir hayatımızın olmamasının sebebi şu elimizdeki telefonlar bir yandan. Haliyle bize çok pratik bir alan sunduğu için çok daha cezbedici oluyor. Ve özellikle bizim dersine girdiğimiz yaş grubu öğrenciler için de, bu yaş grubu insanlar için de daha da cezbedici. Hatta yani olumsuz bir takım alışkanlıklar sağlayabilecek şeyleri de beraberinde getiriyor. Öncelikle ebeveynlerin ve öğretmenlerin özellikle dikkat etmesi lazım. Rehberlik öğretmenlerimizin de yönlendirici olması lazım. Çünkü yani dikkat eksikliği olursa, o bahsettiğiniz sorular biraz daha uzadı demiştiniz Türkçe'de. Bu sefer soruyu yarısında dikkati dağılmaya başlıyor. Biz inanın ki öğrenciyle sınıfta soru çözerken bile bunu fark ediyoruz. Daha yarısına gelmeden dikkati azalıyor. Şimdi orada hep şöyle bir şeyler yapılıyor. Sevgili bizim gencecik, pırıl pırıl gençlerimiz, yarınlarımız diyor ki hocam ben soruyu okuyorum, 5. satırda kopuyorum, bir daha başa dönüyorum. Böyle dedikleri zaman öğretmenler, anne babalar, uzmanlar herkes diyor ki daha çok kitap oku. Tamam da aslında ilk akla gelen kitap okumak, tamam, okumayı, anlamayı, algılamayı, yorumlamayı gerçekten birinci kaynak. Ama o aslında öğrencinin söylemek istediğinin geri planında 5. satırda ben anlamıyorum deyip başa dönüyorum dediği andaki verilecek ilk reaksiyon, bizlerin vereceği reaksiyon, oradaki kopma, odaklanma probleminin ortaya çıkması. İşte o zaman da bu hocam. Peki hani kitap dediniz aynı zamanda, ona da gelecek olursam. Şimdi az önce de bahsetmiştim, aktif katılım. Hani kendi
Pazar günü çalışmasın, bütün günler üzerine gitmeyelim dedik çocuğun. Aktif katılım demiştim ben de sosyal anlamda. Bu bir kitap okuma da bunun bir şeyidir, unsurudur. Ama biz biraz daha bir hobi olarak değil de gerçekten bir felsefe olarak, hayat felsefesi olarak yaklaşmalıyız buna. Hobi olarak baktığımız anda çocuklarımız için, özellikle bu yeni nesil için bir görev haline geliyor bu. Görev haline gelince de yapmamak istiyorlar. Aksine özellikle küçük yaştan ailede başlayan bir hayat felsefesi anlamında, bir yönlendirme anlamında gitmesi lazım bu alışkanlığın, oluşturulması lazım. Aynı zamanda öğretmenin de bunu bir görev olarak değil ama bir yönlendirici şekilde, bunun aynı zamanda sadece Türkçe soruları için değil, hayatın her alanında başarıyı sağlayacak kendisine bir alışkanlık olmasını aktarması lazım. Emin olun ki bu aynı zamanda dikkati de beraberinde getiriyor, öz bilinci de beraberinde getiriyor. Yine TYT'ye geleceğim ama TYT'nin de tam yapmak istediği şey bu aslında. Bakın, anlam, yorumlama, bu olmayınca TYT'de de başarısız oluyoruz. Bizim TYT felsefesini bütün sınıflara, bütün eğitime de yansıtmamız gerekiyor. Ne o? Anlamı ön plana çıkarmak, yorumlamayı ya da LYS'deki, liseye geçiş sınıfındaki grafik yorumlamayı, sözel mantık sorularının bunun arkasında, hazırlanmasının arkasında yatan felsefeyi biz bütün sınıflara, bütün eğitim sistemine uyarlamamız lazım ki az önce sizin bahsettiğiniz o hiç matematik yapmayan, yapmadan bölüme giren öğrenci de yani böyle bir olgu da olmasın. O öğrenci de matematik öğrenecektir. Bir zaten. Anekdot daha yapayım hocam. Sistem böyle olursa. Hocamdan hemen esinlendik. Tabii ki çok sevgili Ramazan Orhan hocamla bir gün program yapıyorduk. Konuşuyoruz böyle eğitim, sistem, şimdi de konuştuğumuz gibi doğal. İlk başta öğrencilere bir okuma kültürü verilmeli aile içinde. Dedim, kurumda ne yapıyorsunuz? Hocam ne okuma ne başka bir şey. Yapılan şey ilk oturma egzersizi. Çocukları aralıksız, sınav süresi kadar minimum 3 saat, 5 saat, 7 saat sadece oturarak ders çalışmaya yönlendirme. Çünkü oturma da bir alışkanlık. Oturma bir kültür. Neyin kültürü? Sınavın kültürü. Günümüzde çocuklar evde yemek masalarına oturuyorlar mı? Herkes kendi evinde, kendi odasında yemeye başladı. Yine telefonlardan, teknolojiyle beraber. Çünkü teknoloji artık sabit değil. Mobil her yere gidiyor. Ve o her yere giden teknoloji sayesinde çocuklar odalarından çıkmaz oldular. Yemek masalarına gelmez oldular evlerde. Aynı çocukların biz 3 saat 15 dakika veya 3 saat sınavlarda sabit şekilde oturmasını zannediyoruz. Oturduğunu zannediyoruz. Oysa birçok çocuk eminim o oturma süresini daha önce çok fazla öyle bir kültürü oluşmadıysa zaten sınava odaklanmakta da oradan başlayan bir kopmalar başlıyor. Bunun en can alıcı noktası şüphesiz kitap okuma. Kitap okumayan hepten kopuyor. Hayattan kopuyor. Şimdi, hayattan kopmak hocam ne dersin? Şimdi buraya bir önerim olacak. Şimdi bakın bizim çocuklarımız Eylül'de okulumuz başlıyor. Eylül'de kaç ay var şimdi? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Bu 4 ayımız ben çocuklara 2 karne veriyoruz ya. Ben diyorum ki çocuklara 3 karne verelim. Mayıs. Bir anda 3 ay kopmasınlar. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos bunlara sonra güvenelim. 3 dakikamız bu arada. Evet. Bunlara bu çocuk Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos bunlara ayrı bir görev verelim. İşte tamam. Bugünkü en can alıcı konulardan bir tanesi hocam evet. Bu. Mayıs, Haziran, Temmuz buna kitap. TYT'den daha önemli bu. Daha önemli. Çocuklar kitap okusunlar. Okuduğu kitapları izah etsinler ve oradan da not verelim çocuğa. Çocuğa iki kat yani çocuğa güvenelim. Velisine güvenelim anlatabildim mi? Çocuk hocam, evde bir pazar günü dediniz ya okul olmasın diye. Evet. Kurs olmasın. Evet. Bana göre haftada bir gün, çarşamba günü de olmasın da çocuklar orada sanatla yoğrulsunlar, kitapla yoğrulsunlar, tiyatroyla yoğrulsunlar. Ama dediğiniz gibi okul Eylül'ün 3. haftasından da Haziran'a kadar değil, daha uzun süreli belli periyotlarda 3 periyot olsun. Yani öğrenci şimdi tamam hoş beşte kardeşim. Mayıs, Haziran, Temmuz şu anda notları iyi olan önce çocuğa göre okul bitmiş. Zaten 12. sınıflar 2. dönem gitmediler okula. Bir şey söylemiyorum. Bu sene deprem de yapıldı. Ama bütün oyunlar direkt eğitim üzerine çok kolay olmasın. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos içinde bir karne verelim çocuklara. Ona göre okuduğu kitapları okullar versinler. Vermesinler. Bu kitapları hoca okuyun. Okula gelin diye. Tabii çocuk
Kendisi hiç değilse günde 1 saat 2 saat kendisine bir zaman ayırabilir. Ve bunun da sınavlarda başarısı olur. Bu çocuğa güvenin. Ona göre notlar verelim çocuğa. Ona göre çıkardığı sonuçlara göre de yazı defterlerine falan bir bakalım. Özetlerine bir bakalım. Bunu istiyorum. Bir başka dünya geliyor. Bunu görmemiz lazım. Rutin eski yıl aynı mantık gitmez, onu söylemeye çalışıyorum. Ne güzel söyledim Melik Hocam. Diyor ki bol bol kitap okusun. Şu anda bizim burada öyledir okulumuzda. Şu anda bu öğrencilere belli bir sayıda kitap okumak zorunda. Bunu öğrenmesi lazım. Yoksa olmaz. Ve ona göre not verilecek. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam son bir dakikamız. Toparlayalım. Dilediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Hocamın söylediklerine katılıyorum. Ben de farklı olarak şunu söyleyeyim. Az önce teknolojiden de bahsettik. Aslında tüm o eksiklik uygulamalı eğitimin eksikliğinden kaynaklanıyor. Pratik eksikliği. Sürekli teorinin olması ama pratiğin olmaması. Yani hayat da biraz öyle. Pratikten teoriye işler. Eğitim sisteminin de öyle olması lazım. Madem böyle bir sorunumuz var. Telefon sıkıntısı, sosyal medya, teknoloji sorunu, öğrencilerin dikkatini azaltan bir unsur. Gelin biz bunu o zaman eğitime uyarlayalım. Öğrenciler için daha pratiğe dayalı, daha eğlenceli bir hale sokalım. Değil mi? Aslında tüm mesele oraya dayalı. O da alternatiflerden en önemlilerinden bir tanesi kesinlikle. Bir eğitimin teknolojiye uyarlanması biraz da ve aslında en başından beri bahsettiğimiz TYT'deki felsefenin uygulamalı eğitiminde, anlamaya, yorumlamaya dayalı eğitiminde eğitim sistemini felsefesini oluşturması. Evet, teşekkür ederiz. Efendim, Kırmızı Kalem programında birlikteydik. Bugün çok önemli konular konuştuk. TYT sınavının öneminin altını kırmızı kalemle çizdik. Sevgili Ahmet Hocam, pazar günleri özellikle sınava hazırlanan çocukların özellikle haftada hiç değilse bir gün pazar günleri özellikle aileleriyle vakit geçirmelerini, onlarla bir durum değerlendirmesi, hafta değerlendirmesi yapmalarının altını çizdi. Kıymetli Melih Hocam da kitap okumanın aslında her şeyden önce geldiğini ve yine TYT ile ilgili birçok görüş bildirdi. Programımızı YouTube Kırmızı Kalem'den de izleyebilirsiniz efendim. Instagram Bonus Hoca sizleri bekliyor. Oradan da görüşmek üzere. Saygılar, hoşça kalın.